Müslümanlar kıyamet kopardılar. Eğer bugünkü Müslümanlar da La ilahe illallah derken bu manayı söyleselerdi, bugünkü hükümdarlar da telaşa kapılacak, ötleri saplayacak, patlayacaklar ve korkunç şekilde dehşete kapılacaklardı. Bugün biz bu La ilahe illallah'ı söylüyoruz ama manasını, maksadını, hedefini bilmediğimiz için, bunu söylerken ne için söylediğimizi bilmediği için kafirleri kırıp ve kıpırdamıyor. Ya efendim, o halde Allah'ın dini demek, Allah'ın nizamı, Allah'ın kanunları demektir. Dinin melik demek, melikin ve hükümdarın kanunları, hükümdarın nizamı demek. Bir memlekette Allah'ın hükümleri hükümran ise, o memleketin dini Allah'ın dinidir. Bir memlekette Allah'ın kanunları değil de başkasının kanunları hakimse, o memleketin dini hükümdarın dinidir. Bakın, Kur'an sahip. Eğer elimizde bir televizyon kanalı olsaydı da, biz şu konuşmayı 30 milyonu anlatsaydık sabaha kadar, siz göreydiniz zalimlerin uykusu kaçacak mı, kaçmayacak mı? Siz görecektiniz kafirlerin uykusu kaçacak mıydı, kaçmayacak mıydı? Ama ne çare, ağzından fırçlısa yüzece kaç yüz kişi var ki burada? Elin fahişesi, elin zaniyesi, elin edepsizi, hayasızı, imansızı 30 milyona hitap edecek şekilde kanallar ele geçirmiş, televizyon stüdyoları kurmuş, işletiyor, Müslümanlar daha atı alan Üsküdar geçmiş, Müslümanlar sadece seyirci olarak kalmışlar. Bir kanal bulamamışlar, çare bulamamışlar, geç kalmışlar, çok geç kalmışlar, çok gerilerde kalmışlar. Bir futbol maçını 30 milyon insana seyrediyorlar. Biz şu gecedeki konuşmayı canlı yayın olarak bir kanal bulup da milyonlara dinletiremiyoruz. Bizim neremiz Müslüman ya? Biz hangi levelden kurtulacağız? Söyler misiniz? Evet. Bakın şu ayet-i kerime açıkça söylüyor. Sümme cealnâke, bu da ke peygambere hitap ediyor. Habibim sonra cealnâke, biz kıldık seni, alâ şeriatin minel emri, minel emri demek minel dini. Dinin içinden, dini esaslara dayalı bir şeriatın üzerine seni getirdik. Peygamberin getirdiği dinin bir adı da şeriattır. Vallahi ayetten söylüyorum, bakın. Câsiye suresinin 18. ayetidir bu. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha ve lâ tettebi ehvâellezîne lâ ya'lemûn. Habibim seni dine dayalı şeriatın üzerine getirdik. Yani ey Habibim, senin getirdiğin dinin adı şeriattır diyor Kur'an-ı Kerim. Ben şeriata karşıyım diyen, vallahi Muhammed'e karşıdır, vallahi kafirdir. Bakın, demek Allah'a dikkat edin, kelimelere dikkat edin. Müslümanlık kolay bir şey değil. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Seni şeriat sahibi yaptık diyor Peygamber'e Rabbimiz. Adam kalkıyor, şeriata karşıyım diyor. Şeriat, Allah'ın hükümlerinin bir diğer adıdır. Sen nasıl bunu söylersin de sonra Müslüman olduğunu söylersin. Bakın, Firavun'dan bir ayet okuyup kesiyorum. Ben çok uzattım ama bu gece nerede tutsam yatmayın, ne olacak sanki? Yatmayalım, her gece yatıyoruz. Yata iyice berbat oldu. Berbat. Bakın Firavun ne söylüyor Hazreti Musa'ya karşı. Allah aşkına müddetçe dinleyelim, ayet okuyorum. وَقَالَ فِرْعَوْنِ Vay kafir Firavun! Dedi ki diyor Rabbimiz, Firavun anlatıyor. وَقَالَ فِرْعَوْنِ Firavun şöyle söyledi. Kime karşı? Halka karşı söylüyor. زَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى
bakın. Bırakın beni diyor Firavun. Zeruni. Bırakın beni ki Musa'yı öldüreyim. Aktül Musa. Musa'yı katledeyim. Bakın Firavun aklına ilk gelen şey neymiş? Musa'yı öldürmek. Bütün kafirler böyle. Hemen öldürmek isterler. Hemen öldürmek istiyorlar. Zeruni aktül Musa. Bırakın şu Musa'yı öldüreyim. Firavun söylüyor. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Ve Rabbine dua etsin diyor. Ben öldüreyim de o gitsin Rabb, Allah'ına kavuşsun, dua etsin. Ve devam ediyor Firavun. اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ Bak. اِنِّي Firavun diyor. اِنِّي muhakkak ki ben اَخَافُ korkuyorum. اَخَافُ korkuyorum. اَنْ يُبَدِّلَ Musa'nın değiştirmesinden değil dinekin, sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyor. Sanki dinleri varmış gibi. Ama bak bu da dinekin, sizin dininiz, yani sizin siyasi düzeninizi, ekonomik düzeninizi, iktidarınızı değiştirmek, hükümetinizi yıkmak istiyor demek istiyor. Dinden maksat mı bu? Ya! وَاَنْ يُزْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ Ve Mısır'da, bu arzda, bu zeminde, bu ülkede fesat çıkartmak istiyor, fesadı hakim kılmak istiyor diyor. Firavun'a bakın, Musa'yı nasıl suçluyor? Aman diyor, ey millet Musa geldi, sizin dininizi de kişilecek. Sizin dininizi de diyen siyasi düzeninizi, ekonomik düzeninizi, sisteminizi, rejiminizi değiştirecek demek. Demek ki bütün peygamberlerin gayesi nedir? İslam'a dayanmayan rejimleri değiştirmektir. Anlayın Allah aşkına, Müslümanlar anlayın. Peygamberlerin gayesi neymiş? Peygamber olarak geldiği ülkeye hakim olan rejimi değiştirmek. Sistemi değiştirmek, hukuk düzeni değiştirmek, yerine Allah'ın hükümlerini hakim kılmak. Gaye budur. Bu gaye Türkiye'de, Mısır'da, Sudan'da, Libya'da hakim mi değil mi? Değil. Demek ki peygamber gayesine Türkiye'de başarmıştır. Neden bir töreni katılıyorsunuz? Peygamber gayesine ulaşmışsa mevlidi kutlanır, ulaşmamışsa kutlanmaz. Kutlamamış bakın. Allah'ın dini henüz ülkeye hakim değil. Türkiye'de sokaklara İslam hakim mi söyleyin? Türkiye'de caddelere, çarşılara, okullara, parlamentoya, üniversiteye İslam hakim mi değil mi? Vallahi değil. O halde peygamberin gayesi taahhüt etmiş de demişti. Etmemiş. Yahut kandili. Televizyonda ne olduğu bilinmeyen bir takım mevlidçiler çıkarıp Amina hatun ol Muhammed ailesi. Milleti aldatacaklar. Oh ne güzel ya o memleket Müslüman ben öyle dokundu. Televizyonda mevlid varmış demek ki ülkede İslam var. Bak nasıl anlatıyor İslam'ı? Nasıl televizyonda mevlid okunması Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti olduğunu gösterir mi? Vallahi göstermez. Çünkü kanunlar İslam'a ait değil. Camilerin açık olması Türkiye'nin İslam hükümleriyle idare edildiğine kafi alamet sayılır mı? Vallahi sayılmıyor çünkü meyhaneler de açık. Türkiye'de camiler de açık, meyhaneler de açık. Türkiye'de camiler de açık, terhaneler de açık. Öyle değil mi ya? Ne bakıyorsunuz yüzüme? Manuzyana bakın. Türkiye'de camiler de açık, avratlar da açık. Ne Müslümanlığı ya? Kimi kandırıyorsunuz? Kardeşler, efendiler, hacı efendiler, sofalar, vermişler. Biz kimi kandırıyoruz ya? Ne Müslümanlığı be? Camiler de açık, avratlar da açık. Hem de affedersiniz kasıklarına kadar. Bakın cadde şortlu kadınlar geziyor mu geçmiyor mu? Eğer bu ülkeye İslam hakim olsaydı vallahi bu kadınlar böyle gezemeyecek. Bu ülkeye İslam'ın hükümleri hakim olsaydı Ermeni manuhlar Müslümanların kızını terhanede satamayacaktı. Ya. Hani İslam hakimiyeti? Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyuyorsun, fakat
ceza verirken Allah'ın hükümlerine değil, İtalya'dan aldığın kanunlara göre hüküm veriyorsun. Niye? Allah abdest alırken kanun göndermişse, hırsıza ceza vermek için kanun göndermemiş ki Kur'an'da yok mu? Ha, ne uygulanmıyor bakayım? Kim bu ayrımı yapıyor? Men ferreka beynet dini ve devleti fakat cefere billahil azim diyor alimlerimiz. Dinle devletin arasını ayıran vallahi kafir mutlak olur. Ya. Abdest alırken Allah'ın hükümleri geçerli, hırsıza ceza verirken Allah'ın hükümleri geçersiz. Vay. Şu vaziyete bak. Oyun mu oynuyorsun sen Kur'an-ı Kerim'le? Oyun mu oynuyorsun 70 senedir Hazreti Muhammed Mustafa'yla? Ya. Demek ki İslam mümkündür. Allah Celle Celaluhu nasıl namaz kılacağımızı göstermişse, nasıl devlet kuracağımızı da göstermiştir. Nasıl abdest alacağımızı göstermişse, nasıl hükümet kuracağımızı da vallahi göstermiştir Kur'an'da. Abdest alırken nasıl Allah'ın hükmüne uyuyorsan, devlet kurarken de Allah'ın hükmüne uyacaksın. Uymamışsan İslam temaline ermemiştir. Bu ülkeye İslam hakim değildir. Anla! Allah aşkına anla! Ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti! Ümmet diyorum. Ya! Diyor Firavun. İnni ehâfu en yübeddile dînekum. Aman ha Musa geliyor. Sizin dininizi tebdil edecek, korkuyorum diyor. Şimdi İslam'ın gelişmesinden de bunlar korkmuyor mu? Amerika korkuyor. Öyleyse bunlar da Firavun. Bakın Amerika şu anda Firavun'u temsil ediyor. Allah şahittir ki, şu Mevlid gecesinde Allah'a şahit tutuyorum, Amerika İslam düşmanıdır. Avrupa İslam düşmanıdır. Papazlar İslam'ın düşmanıdır. Patrikler İslam'ın düşmanıdır. İslam'ın düşmanlarını dost kabul etmek mümkün mü? O halde itikadi hüküm olarak söylüyorum. Hangi siyaset adamı, hangi politika adamı, hangi efendim ekonomik adam kimse, hangi yazar, çizer, konuşmacı Amerika'ya dost kelimesini kullanır da dostumuz Amerika derse Kur'an'a göre hüküm ne olur? Vallahi kafir olur. Cumhurbaşkanı da olsa kafir olur, başbakan da olsa kafir olur. Anlayın, şunu anlayın. Mevlid kandilindeyiz. Bakın Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın kainatı teşrif edişinin şu kadar bin yıllık bir sene-i boyuyesindeyiz. Biz bunları konuşmayacağız da kim konuşacak? Nereden anlayacağız dinimizi? Nasıl anlayacağız? Ne şekilde anlayacağız? Ne manada, ne mefhumda? Memlekette bakın efendiler, düşünün, adam din kelimesini sattırmış. Din demek diyor Allah ile kul arasındaki bir inançtır. Canım başka bir şey değildir ya. Bak nereye? Halbuki din siyasi bir nizamdır. Nasıl ki namazı, orucu, abdesti, zekatı, haccı Allah emretmişse, aynı şekilde İktisadi, siyasi, sosyal hükümleri de Allah emretmiştir. Hepsini emretmiş. Birini alır da birini almazsan İslam gitti. Din yok orada. Bakın şimdi bir kelime uydurmuşlar. Aşırı dinci. Aşırı dinci. Vay zalim olun zalimler. Aşırı dinci. Ne demek aşırı dinci ya? Dinin aşırısı taşırısı olur mu? Ben şahsen çok peşine düştüm bu kelime. Ne demek aşırı? Aşırı demek aşmış yani. Taşmış. Şişirmiş, taşırmış. Bir bardağı ağzına kadar suyla dolar doldursanız dolar. Biraz daha koş, koyarsanız bardak ne olur? Taşar. Yani aşar. Aşırı. Üzerine koydun çünkü. Sam yaptın, üzerine koydun. Taştı. Aşırı demek taşırı. Dinin sahibi Allah'tır.
dinin hükümlerini Allah koyar. İmanın şartlarını Allah koymuş, İslam'ın şartlarını Allah koymuş. Bir kimse imanın şartları altıdır, kitapta, sünnette, kaynakta imanın şartı altıdır. Bir adam dese ki yok ya imanın şartı sekizdir dese bu adam çağırıyor. Niye? Ne yaptı altının üzerine? İki ilave etti, aşırdı. Aşırdı yani, fazla yaptı. Zaten buna imkan yok. Dinde aşırılık zaten mümkün değil. Namazın farzı 12'dir. Birisi kalksa dese ki ya namazın farzı 12 ama biz bunu 20'ye çıkaralım dese dinden çıkar. Aşırı dinci dininden çıkmış anlamına gelir. Bunu Müslümana kullanamazsınız. Bunu ne manaya kullanıyorlar? Efendim, dinin abdestle, namazla, oruçla, hacla, zekatla ilgili ayetlerini alalım. Evlenmekle, boşanmakla, mirasla, ceza hukukuyla ilgili ayetleri almayalım. Din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun deyince bu diyorlar iyi bu tam iyi insan, iyi Müslüman diyorlar. Yok, dinin tamamını alalım, dinin tamamını uygulayalım deyince bu tehlikeli diyorlar, bu aşırı dinci bu. Bak, hileyi keşfettik elhamdülillah. Şimdi anlaşıldı. Dinin tamamını Allah'tan geldiği gibi, Allah'ın Resulü'nün getirdiği gibi dinin tamamını tatbik edelim dediniz mi? Vay be aşırı dinci bu yahu. Aşırı dinci. Hemen oradan radikal dinci, fundamentalist dinci, radikal, efendim aşırı korkutmaya. Firavun'un korkusu bu. İnni ahafu eyni beddile dinneküm. Ya bu hocaların dediği İslam hakim olursa bizim siyasi düzenimiz kalkar, bizim iktisadi düzenimiz kalkar, bizim tezgahlarımız elimize alınır diye korkuya başlıyorlar. Bırakın ya, zeruni akil Musa, şu Musa'yı öldürelim. Hemen ölüm aklına geliyor, hapis aklına geliyor. Demek ki dinin maksadı, meramı, gayesi neymiş? Geldiği ülkenin nizamını değiştirmek. Hakimiyeti hükümdarın elinden alıp Allah'a vermek. Din demek bu demektir. İslam demek bu demektir. La ilahe demek bu demektir. İllallah demek bu demektir. Allah'ın hüküm, hüküm Allah'ın olacak. Evlenirken de hüküm Allah'ın olacak. Boşanırken de hüküm Allah'ın olacak. Miras taksim ederken de hüküm Allah'ın olacak. Ticaret yaparken de hüküm Allah'ın olacak. Bugün hüküm Allah'ın değil, hüküm hükümdarın. Hükümetin, İsviçre'nin, Avrupa'nın, Amerika'nın hükmü devam ediyor. Faiz nedir, fuhuş nedir? Devlet resmen İstanbul'daki ünumhaneyi işleten, Müslümanların Ayşe'sini, Fatma'sını yabancı erkeklere para karşılığı satan Allahsız, şerefsiz Ermeni karısı Manukyan'dan en yüksek oranda vergi alıyor ve buna şeref madalyası veriyor devlet. Biz bunu biliyorsunuz, dünya kalmadı. Allah'ın kitabında hükmen haram ettiği içkiyi tekel bakanlığı sabahlara kadar çalışıp bekliyor diye şarap imal ediyor. Tekel bakanlığı. Sen nerede, İslam nerede? Türkiye nerede, İslam nerede? Hani İslam'ın hakimiyeti? Bütün bunları niye söylüyorum? Efendiler, doğum günü kutladığımız Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği nizam, getirdiği İslam, getirdiği Kur'an, Türkiye'ye ve dünyanın tamamına hakim oluncaya kadar biz dünyada memnun olmayacağız, mutlu olmayacağız. Ve Resulullah'ın doğumunu kutlarken getirdiği nizamın sistemi yeryüzüne, ülkemize, bölgemize hakim olmasını anlatacağız. Peygamberin muradı buydu. Peygamberin gayesi buydu. Peygamberin meramı, maksadı, sevdası, kavgası buydu. Bedir Savaşı'nın gayesi vallahi buydu. Hendek Savaşı'nın gayesi buydu. Çünkü Peygamber La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman çok zeki Araplar, şair, edebiyatçı, akıllı, zeki Araplar dediler ki ey Muhammed,
Sen öyle bir tehlikeli kelime söyledin ki Arap olanlar da Arap olmayanlar da seninle savaşına girdiler. Bakın, Arap olanlar da olmayanlar da seninle savaşacak ve savaştılar. Şimdi de bütün dünya Müslümanlarla savaşmaya başladı. Demek ki kendini şehadet dirildi. Kendini dirildi. Demek ki canlandı. Demek ki İslam canlanıyor. Demek ki Hz. Muhammed Mustafa sahnanıyor. Demek ki canlılık var ki kafir kudurdu. Afganistan'da kıyamet kopuyor. Demek ki şeyler var. Azerbaycan'da bir şeyler var, Pakistan'da bir şeyler var, Türkiye'de bir şeyler var, Cezayir'de bir şeyler var, Bosna'da, Saraybosna'da bir şeyler var, İslam'ın devletine doğru çalışmalar var, gelişmeler var, oluşumlar var, ayaklanmalar var, İslam'ın geleceği var. Ey Müslüman, şu mevlet gecesine gelin, Resulullah'ın mesajını, Resulullah'ın manasını, Resulullah'ın davasını, Resulullah'ın kavgasını, Resulullah'ın sevdasını bir kere daha anlayalım ve İslam hakim olmadan birbirine okunmayalım inşallah hala. Bana sorarsanız mümin kimdir diye. Bunca kaynaklardan istifade etmek söyleyeyim ki, mümin kimdir, Müslüman kimdir dediğimiz zaman, Allah'a isyan edildiği yerde, Allah'ın hükümleri çiğnendiği yerde, Allah'ın emirleri çiğnendiği yerde, uykusu kaçarsa, rahatı kaçarsa, iştahı kaçarsa, zevk-i sefası kaçarsa, bu kişi Müslüman. Allah'ın hükümlerini çiğnendiği yerde, başörtüsünü çiğnendiği yerde, Kur'an'ın hükümlerinin çiğnendiği yerde huzuru kaçmıyorsa, uykusu kaçmıyorsa, rahatı kaçmıyorsa, nasılsın diye sorulduğu zaman iyi diyorsa bu kişi Müslüman değil. Neden seni bu tarihe? Huzurumuz kaçacak. Allah'ın hükümleri hakim değilse vallahi huzurumuz kaçacak. Çocuklarımız namaz kılmıyorsa uykumuzun kaçması lazım. Karılarımız, kızlarımız kapanmıyor, örtünmüyorsa huzurumuzun, tadımızın, tuzumuzun kaçması lazım. Kopya'da Müslümanlar çiğneniyorsa, Bosna'da Müslümanlar öldürülüyorsa, burada Müslümanın şehit yapması vallahi mümkün değildir. Eğlenmesi mümkün değildir. Zevk-i sefa sürmesi mümkün değildir. مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ diyor Hz. Muhammed Mustafa. Dünyanın neresinde olursa olsun, müminlerin dertleriyle dertlenmeyen, müminlerin çilesiyle çilelenmeyen, müminlerin ızdırabıyla ızdıraplanmayan kişi mümin değildir, Müslümanlardan değildir. Bir köpeğe misin? Biz nerede İslam hep? Heyhate, heyhate, nimat-ı vaadimiz. Hayır, hayır. O halde aziz kardeşlerim, değerli müminler, hayır zamanımızı aldım. Daha hızlarımız var, inşallah devam edelim. Uykumuzdan ders edakalı gelelim, ne yapalım? Yılbaşı yedesinler, nesiller hiç mi buyurlar? Saçma sapan bir törenlerle, Hazreti İsa'ya iftirayla, kutladıkları insanın doğum gecesinde Hristiyanlar uyumuyorlar. Biz niye Peygamber'in bir gecesinde uyuyalım bakayım? Biz niye uyuyalım? Uyumayalım. Ne var ya? Onun için soruyor olmanız istirham edeceğiz. Neden notlarımı bitiremedim diye. Sabaha kadar konuşmak maksadıyla geldik ama ayetlerin daha bir şey için duruyor. Notlarım duruyor. Bana uzatmayacağım. Daha bir hoca kardeşlerim var. İnşallah tüm filmlerde ne demek istediğimizi, ne anlatmak istediğimizi bu tarzda anlatmaya çalıştıysak, bakınız bizim cennetimiz Allah'ın hükümlerine göre idare ediliyor. Evlenirken, ev park sahibi olurken, çoluk çocuk sahibi olurken,
nurumuzda olan bütün kanunlar İsviçre'den alınmış. İsviçre'den alınan kanunlara göre eğleniyoruz. İtalya'dan alınan ceza kanunlarına göre mahkemeler devam ediyor. Almanya'dan alınan ticaret kanunlarına göre alışveriş devam ediyor. Türkiye'de aynı anlatıyor. Fransa'dan alınan eğitim kanunlarına göre mektepler, eğitimler devam ediyor. Dün akşam Milli Eğitim Bakanı'yla bazı gazeteciler açık oturum yaptılar, görmüşsünüzdür. Ne maskaralı gazeteci soruyor ya, siz bir Milli Eğitim Bakanı geliyor diyor, kitapları değiştiriyor, öbürü geliyor, onu değiştiriyor, öbürü biri kaldırıyor, biri indiriyor, biri alıyor, biri veriyor, biri basılıyor, biri çıkarıyor. Sizin temelinde eğitim sisteminiz yok mu diyor. Yok yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin belli başlı eğitim sistemi yok. Çocuklarımızı böyle saçma sapa eğitim sistemine emanet ediyoruz. Yetişen talebe yok, okuyan yavru yok, yetişen alim yok, bilgi yok, dünya çapında bir fizikçimiz yok, dünya çapında bir kimyacımız yok, dünya çapında bir yazarımız yok, sayımız yok. Nasıl yetişiyor? Çünkü eğitim sistemi yok. Her şey neticede zulme kayıyor, terörizme gidiyor, anasına gidiyor. Bakın doğum halini görüyorsunuz, her gün ölüm, 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 zulüm, 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 kan akıyor. Korkun, insanların kanı hayvanlarınkinden daha bırakıyor şimdi. Şu anda Türkiye'de insanların kanı mezbahalardaki hayvanların kanından daha bırakıyor. Öyle değil mi? Öyle. Hani hakkımızı koruyacak vardı, hani hırzımızı koruyacak vardı, hani kanımızın akmasını önleyecekler. Bunlar kanın akmasını önleyemezler ki kendileri kan akıyorlar. Allah'ın hükmünü bırakmış, başka hükümlerle uğraşıyorlar. Onun için mevcut siyasi iktidardan iffetimizin korunmasını bekleyemeyiz. Dinimizin, imanımızın, neslimizin, neslimizin, malımızın, mülkümüzün, vatanımızın korunmasını bekleyemeyiz. Allah'ın hükümleri hakim olursa ancak gaye hasıl olabilir, olmazsa her şeyimiz ayaklar altında demektir. Bunu böyle iman etmek lazım. Bu masrafla bu gecemiz... Dinini koyalım, şuraya da dini koyalım, siz de sakın bu dini devlete karıştırma değil, devlet ne olması lazım diye demek, dinsiz olması lazım diye. Yani vallahi sayın sandım, bu terbiyi sen kullandın, ben kullanmadım. Şu anda gözünün önüne o sandı geliyor, sazı sayısı, şöyle bir an durdu, dedi ki, hocam dedi, vallahi biz de adamımızın zalim oldu zalimler. Sana söylüyor muyum? O şekeri çaya karıştırmadığın zaman çay şekersiz oluyor da dini devlete karıştırmazsan devlet niye şekersiz oluyor? Benim mantığımı mı yiyeceksin lan sen benim deyimi geçin? Mantığını mı geçin? Kimi aldatıyorsun? Kimi yanıltıyorsun sen? Kimi sıkıtıyorsun hadi? Artık köy bitmiyor. Allah'ın izniyle bu sefer tamamdır. Kimseyi kandıramazsan. Devam ediyor. Notlarım var burada çünkü. Bakınız.
din deyince din, üç harfli kelimen ve dine din. Din deyince aklımıza öteden beri anlatılanlar, söylenenler, konuşulanlar tabi kafada az veya çok yer etmiş olacak ki din deyince akla abdest geliyor, namaz geliyor, oruç geliyor, hac geliyor, zekat geliyor, cami geliyor, cemaat geliyor, secde geliyor, seccade din deyince. Ama acaba ne demek? Yani Peygamberimiz Efendimiz din İslam'ı getirirken, din namına bir hadise getirirken neyi hesaplamıştır? Allah'ın hesabı nedir? Peygamberin hesabı nedir? Din nedir? Şimdi aziz kardeşlerim, buraları anlamamız lazım. Buraları anlamazsak yaşadığınız müddetçe, kitabı, peygamberi bırakmadığınız müddetçe sizi Avrupalı kabul etmeyecektir diye devamlı Rabbimiz yıkar. Asrın bütün olaylara bu göz atar. Orada dinledik. Bakınız, Yusuf suresinden bir misal vereceğim. Dini, aynı kelimeyle çünkü o da geçiyor ya. Yusuf suresi var. Bir de El-Mü'min suresinde bir ayet buldum, 26 numara. El-Mü'min suresinin 26. ayetini misal vereceğim şimdi. Bakınız, dini nasıl anlamamız lazım? Şimdi bazı yazarlara, çizerlere, profesörlere, parlamentodaki bazı siyaset adamlarına sorarsanız, din nedir efendim? Sayın profesör, hani şimdi bazı spikerler, haber spikerleri, röportaj yapan bazı böyle elemanlar var, soru sordukları adamın ağzına bir boru uzatırlar, boruyu uzatır, sokuyor. Ağzına sokar herif onu. O da o boruya bir şeyler söylüyor. Şimdi, desek ki sayın profesör, din nedir? Yani din deyince ne anlıyorsun? Aynen şu cevabı veriyorlar. Biz çok dinledik bunları. Efendim, din bir vicdan işidir. Din Allah ile kul arasındaki bir inanıştır diyor. Bakın, dini nasıl basit bir hale getirmiş. Neymiş efendim din? Allah ile kul arasındaki bir inançmış. Topluma yansımazmış, devlete yansımazmış, hayata yansımazmış, din bir inanıştan ibaretmiş, vicdan işiymiş, dünya ile bir alakası yokmuş dinin, devlet ile alakası yokmuş dinin, din ayrıymış, devlet ayrıymış, bak 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 bak, din ayrıymış, dünya ayrıymış, din sadece inanmakmış. Hayat ile, yaşamak ile alakası yokmuş. Din işler ayrıymış, dünya işler ayrı. Bakın profesörler böyle söylüyor. Peki, peygamberlerin getirdiği din bu mu acaba? Yani peygamberler geldikleri ülkelere, bölgelere, beldelere, kıtalara, insanlara bunu mu yani? Bu manada bir dinle getirmiş. Hayır. Geçen cuma yine size Sanayi Camisi'nde anlattım. Uzun bir saat bir ders yaptım. Hep istiyorsunuz. Hangi peygamber, hangi ülkeye, hangi bölgeye peygamber olarak gönderilmişse evvela o bölgenin hükümdarıyla, o bölgenin kralıyla, o bölgenin devlet başkanıyla peygamberler kapışmış mı kapışmamış mı? Kapışma, bak gördün mü? Yönetim, peygamberlerin karşısına ilk dikilen hükümdarlar olmuştu. Niye ya, ne var? Sadece inanç getirmiş onların diline göre.
kimsenin hayatına karışmıyor, kimsenin caddesine karışmıyor. Ha, demek ki bu manada bir din yok. Din demek ne demektir öyleyse? Efendiler, peygamberlerin getirdiği din nedir? Niye din geliyor? Sadece inanmaktan ibaret bir hadise olsa kimse kızmaz, kimse küsmez. Niye çatışsın, niye boğuşsun? Demek ki din sadece inançlardan ibaret değil. Din, Allah'ın gönderdiği dinin gayesi var, manası var, maksadı var. Din ne demek? Din, hangi yere, hangi peygamberle göndermişse, o memleketteki, o bölgedeki, o ülkedeki iktidarı, hakimiyeti, kralların, zalimlerin, fasıkların, kafirlerin elinden iktidarı alıp Allah'ın iktidarını temin etmektir. Din budur. Onun için karşı geliyorlar. Bakınız mesela Ebu Cehil biliyorsunuz. Ebu Cehil ki Mekke yönetiminin, Mekke devletinin başkanıydı. Hepimiz biliyoruz yani. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz 40 yaşına gelinceye kadar Mekkelilerin arasında yetişti. Mekkeliler, o da Mekkeli. Ebu Cehil de Mekkeli, Hazreti Muhammed de Mekkeli. Öyle değil mi kardeşim? 40 yaşına kadar onlarla beraber, onların arasında, onların içinde, aynı bölgede, aynı şehirde yaşıyor. Ve Ebu Cehil de dahil olmak üzere bütün Mekkeliler Hazreti Muhammed'e bir kelimeyle hitap ediyorlar. Ne diyorlar? Muhammed'in emin. Ne demek emin? Çok güvenilir demek. Emanet sahibi. Muhammed'in emin. Yani çok güvenilir, çok sağlam, çok emanet sahibi. Her şeyi emanet edebilirsiniz, öyle güvenli, güvenilir Muhammed, inanılır Muhammed, sağlam Muhammed, Muhammed'in emin. Ebu Cehil de böyle söylüyordu. Ne zamana kadar böyle söylüyordu? Ne zamanki 40 yaşında Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam peygamber olarak seçildi, peygamberliğini aşına vurdu, ağzından ilk kelime çıktı. Dersin başında dedim, ilk kelime nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelime çıkar çıkmaz en evvel Hazreti Muhammed'e Ebu Cehil düşman oldu mu olmadı mı? Oldu. Ebu Cehil devlet başkanıydı. Niye düşman oluyor? Demek ki peygamberimizin mübarek ağzından çıkan bu la ilahe kelimesi doğrudan doğruya hangi hedefi gösteriyor? Ebu Cehil'in başında bulunduğu küfür devletini gösteriyor. Hedef orası mı? Her peygamber nereye peygamber olarak gönderilmişse oranın yönetimiyle, oranın firavunuyla, oranın kralıyla, oranın hükümdarıyla uğraşmış. Ya Allah'ın hakimiyeti, ya kralın hakimiyeti şeklinde bir kavşana gelmiş, Allah'ın hükümleri hakim oluncaya kadar peygamber mücadele etmiş. Peygamber bu demek zaten. Demek ki dinin manası başka. Bu ülkenin anladığı manada değil mi? Süleyman Yusuf'tan misal vereceğim demiştim, şöyle ayet okuyorum. Efendiler, Rabbimiz Hazreti Yusuf ile alakalı kıssayı anlatırken şöyle buyuruyor. كَذَٰلِكَ تِبْنَا لِيُوسُفْ مَا كَانَ لِيَأْفُزَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Bakın, فِي دِينِ الْمَلِكِ, melikin dini. Burada din kelimesi var, el-melik kelimesi var. Melik demek kral demek. El-melikü, hükümdar demek. Kral demek, yönetimin başındaki adam demek, melik. Melik. Melikin yani hükümdarın, kralın dininde. Kralın dini ne demek? Kralın dini olur mu?
din Allah'tır. Hem de İslam'dır. İslam'dan başka din yok ki. Buradaki din ne manaya geliyor? Kralın üzerinde, kralın hukuk sisteminde demek. Buradaki din kelimesi, nizam, sistem, hukuk nizamı, hukuk düzeni demek. Yani kralın tesis ettiği düzende, kralın hukuk düzeninde, kralın siyasi düzeninde demek. Fi dinine demek ki Allah'ın dini dediğimiz zaman Allah'ın hükümleri hakimse Allah'ın dini. Kralların hükümleri hakimse kralların dini. Tabir değişiyor. Bir topluma Allah'ın hükümleri hakimse o milletin dini nedir? İslam. Bir topluma Allah'ın hükümleri hakim değil de başkalarının kanunları hakimse orada din, İslam yok. Dinin hükmü yoktu, hakimiyeti yoktu, geçerliliği yoktu böyle. Burada anlatılması ne şudur? Hani Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da hükümet makamına geldi. Hükümet makamına geldi, yetkili bir makama geldi. Mesela uzun uzatmayacağım, kısa keseceğim. Ve o esnada da hepiniz biliyorsunuz hikayeyi, kıtlık meydana geldi, kıtlık. Kuraklık oldu, kıtlık oldu, buğday yetişmedi, ekmek, un yetişmedi. Muazzam bir sıkıntı, kıtlık oldu. Yalnız Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın yönetiminde, hükümet başkanlığında kıtlık yok. Bol miktarda buğdaylar var, stok edilmiş ambarlara, silolara, stoklara doldurulmuş buğdaylar var. Bu kıtlık olan yılda her tarafa gönderiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam çocuklarını Mısır'a gönderdi. Gidin bize de buğday getirin. Duyduk ki oranın hükümdarı, oranın hükümet yetkilisi herkese buğday veriyormuş. Bizim de buğdayımız yok, yavrularım gidin buğday getirin dedi biliyorsunuz. Onlar da Mısır'a geldiler. 11 kardeş, 11 tane karayarız delikanlı Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, göze batan, böyle güçlü, kuvvetli, iri yapılı, dimdik çocuklar. Ali Yakup, Yakup'un çocukları. Hatta Mısır'a gönderirken bir talimat veriyor Yakup Aleyhisselam diyor. Ya Buneyye, la tedhulû min bâbin vâhid, ve dhulûhâ min ebvâbin müteferrikâ. Ey yavrularım, ey aslanlarım, çocuklarım, Mısır'a girerken, Mısır şehrine girerken, la tedhulû min bâbin vâhid, tek bir kapıdan girmeyin. Hepiniz böyle peş peşe dalyanlar gibi, aslanlar gibi, bir kapıdan hepiniz girmeyin. وَدُخُلُوهَا O Mısır'a girin. مِنْ اَبْوَابِ مُتَفَرِكَ Ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkatleri çekmeyin. Ajanlara muhatap olmayın. Mazara muhatap olmayın. Dikkate muhatap olmayın. Dikkat çekmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Hepiniz bir kapıdan girmeyin diyor. Bana kadar cani bir dikkat etmesin. Peygamber şu tarafına girin. Mısır'a geldi girdiler, uzatmayacağım. Yusuf Aleyhisselam'ın makamına buğday istemek için çıktılar. Tam Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Hükümet yetkilisi olmuş, Maliye Bakanı. Yusuf'un huzuruna kardeşleri girer girmez, Hazreti Yusuf hepsini tanıdı. Vay yaramazlar vay! Siz beni kurda yedirmek istedin ama bak ben buradayım der gibi. Dediler ya babalarına Yusuf'u ekele hüzzik mi? Baba Yusuf'u kurt yedi demediler mi? Kurt yedi. Yedirmeyin Allah yedirmez. Kurda yem yaptıkları adamın buğdayını yiyecekler şimdi. Ekmeği yiyecekler. Şu tecelliye bak. Tanıdı hepsini. Bak onlar tanımadılar. Asla fark etmediler. Şimdi içlerinden çok sevdiği bir kardeşi vardı Yusuf'un. Biliyorsunuz adı neydi? Bünyamin. Bünyamin'i çok seviyor.
onu yanına alıkoymak istedi. Onu memlekete göndermek istemedi. Cebden alsa olmaz. Kasten alsa olmaz. Ya nasıl yapayım da ben bu Bünyamin'i çaktırmadan, sezdirmeden, anlatmadan yanımda tutayım diye merakla bir düşünceye daldı, bir hesap yapmaya başladı, bir plan diye plan yapmaya başladı. Ne yapacak? Ne yapsın da bu Bünyamin'i sezdirmeden yanına alıkoysun istiyorsa diyor. Önüne kalsın diyor. İşte Cenab-ı Hak bu hadiseyi anlatırken diyor ki kezalike, işte böylece kibna li Yusuf'e, Yusuf'a bu hileyi yüz öğrettik. Bu planı, Yusuf'a bir plan öğrettik. Yusuf'a bir yol öğrettik diyor, yol. Neydi o yol? Eğer bu yolu, bu planı öğretmeseydik diyor Rabbimiz, مَا كَانَ لِيَأْفُزَ اَخَاهُ kardeşi Bünyamin'i yanına alıkoyamayacaktı. Yanında tutamayacaktı. Onların elinden alamayacaktı. مَا كَانَ لِيَأْفُزَ alıkoyacak değildi, alamayacaktı, tutamayacaktı. اَخَاهُ kardeşini فِي دِينِ مَلْكِ hükümdarın dinine, hükümdarın sistemine, hükümdarın hukukuna, kanunlarına göre başka türlü Bünyamin'i yanına alamayacaktı. Ne yaptı? Hükümdarın bir kanunu vardı biliyorsunuz. Mısır hükümdarının, Mısır kralının bir kanunu vardı. Bir kimsenin malını çalarsa, eşyasını, malını çalarsa ve çaldığı mal ve eşya da hırsızdan çıkarsa, o hırsızlık yapan adam, malını çaldığı adamın kölesi olur. Köle. Vay namussuz. Para bu adamda çıkar, sen malını çaldığı adamın kölesisin derler. Bir köle olur. Bakın, böyle bir kanun var, böyle bir siyasi bir madde var, ceza maddesi var, hukuk maddesi var, kanun maddesi var. Mısır kralının kanunu da öyleydi. Hırsızlık yapan adam, çaldığı mal yanında çıkarsa, yükünde çıkarsa, yanında çıkarsa, malını çaldığı adamın otomatik kölesi oldu. Hemen aklına bu geldi Yusuf Aleyhisselam'ın. Bütün kardeşlerine buğday verdi, yüklerini yükledi. Bünyamin'in yükünü de yükledi. Fakat çuvallardan birisinin içine altın kaplama bir ölçek var. Ölçek, buğday ölçtüğü ölçek var. Ona ne diyorsunuz? Ölçek işte. O altın kaplamalı ölçeğiyle Bünyamin'in buğday yükünü içine soktu sakladı. Ama Bünyamin'in haberi yok bunda. Bir plan bu. O ölçeği yükünün içine soktu. Kervanı yola koydu. Hadi gidin bakayım. Yolda giderken hemen zabıtayı gönderdi. Gidin şu yüklü adamları yakalayın. Sarayın ölçeğini çalan var. Ölçek kayboldu. Altın kaplama ölçek kayboldu. En son yüklerini bunlar yüklediler. Çalsa çalsa bunlar çalmış olur. Gidin arayın. Dedi, emir verdi. Zabıta geldi. Polisler, güvenlikler geldi. Bünyamin'in yükünü yıktılar. Şöyle ellerini soktular. Bir ölçek çıktı. Haa sen çaldın ha? Senin yükünden çıktı yahu. Gık diyemedi ne misin? Kralın kanununa fi dini melik bakın. Kralın kanununa burada din kelimesi kanun manasına geliyor. Hüküm manasına geliyor. Kralın hükmüne, kralın dinine göre ne olması lazım şimdi Bünyamin'in? Saldırı mal çıktı yanında. Hükümdarı yahut hükümet yetkilisinin resmen kölesi olması lazım. Bünyamin'i aldı, yanına köle diye koydu. Sonra tabii kardeşi olduğunu söyleyince sarmaş dolaş oldular. İşte işte. Ve senin yanına almak için bu hileye başvurdum dedi. Bu hadisi anlatırken kezalike kidna Yusuf'a. Yusuf'a bu planı biz öğrettik diyor Hazreti Allah. Biliyor musunuz? مَا كَانَ لِيَا خُزَيْخَهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Eğer bu planı öğretmeseydik,
kralın kanunlarına göre, kralın hükmüne göre, kralın düzenine göre Bünyamin'i kardeşini yanına alamıyordu. Ha, demek ki din demek hukuk sistemi, yönetim sistemi, yönetim biçimi, kanunlar, hükümler, nizamlar demektir. Din kelimesi, bak kuramasa bir din. Kurulu düzen, sistem anlamına geliyor. İşte Allah'ın Resulü'nü göndermesi, din İslam'la göndermesinin bir gayesi var. O Allah'ın hükümleri hakim değilse o bölgeye, Allah peygamberini gönderiyor, oradaki hükümeti, oradaki hükümdarı kaldır, benim hükümlerim oraya hakim kıl diye peygamber gönderiyor. Hazreti Muhammed de bu maksat için gelmiştir. Ebu Cehil bunu anlar anlamaz Hazreti Muhammed'e karşı gelmiştir. Eyvah, bizim hükümetimiz, bizim hükmümüz gidecek, Allah'ın hükmü gelecek diye peygambere karşı gelmiştir hemen. Adam cin gibi anladı mesela. Hemen anladı. Dinin bir sistem olduğunu, bir hüküm olduğunu kavramak lazım. Bir anlayışımıza göre, mesela şimdi bizde iki türlü bir anlayış var. Namaz kılarken, abdest alırken, namaz kılarken, oruç tutarken, hacca giderken, zekat verirken Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Tamam, abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyarak abdest alıyoruz. Öyle değil mi efendiler? فَاَنْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَى. Ama hayat var, hüküm var. Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Tamam, elhamdülillah, iyi. Namaz kılarken de Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Oruç tutarken de hükümlerde de Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Ama bak, burada bir amma koydum. Müslümanların halini söylüyorum. Ama Türkiye'de şu anda evlenirken, boşanırken, giyim, kuşam meselesinde giyinirken, kadınlarımızı giyindirirken, bir kadınla evlenirken, bir kadınla boşanırken, babamızdan kalan mirası taksim ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'ın hükümlerine uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Uyulmuyor. Bak gördünüz mü? Din hakim değil. Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyuyorsunuz, uyuyoruz bize dahil. Ama mirasımızı taksim ederken İsviçre'den alınan ve adına medeni kanun denen kanunlara göre mirasınızı taksim ediyorsunuz. Oldu mu şimdi? Bak, din hakim değil. Demek ki Türkiye'de Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı, gayesi hasıl olmuş mu, olmamış mı? Olmamış. Din hakim değil. Peygamberin gayesi, davası neydi? Allah'ın bütün hükümlerini peygamber olduğu dünyaya hakim kılmaktı. Demek hakim değil. Şu anda nikahınızın altında bulunan hanımlarınızın sizin nikahınız olduğu, sizin karınız, sizin eşiniz olduğunu Allah'ın hükümlerine göre mi ispatlıyorsunuz, İsviçre kanunlarına göre mi? Siz söyleyin. İsviçre kanunlarına göre, Allah'ın hükümlerine göre hiçbiriniz hanımınızın sizin eşiniz olduğunu vallahi ispatlayamazsınız. Niye? Geçerli değil. Vallahi soruyor, abdest alırken Allah'ın hükümleri geçerli oluyor da evlenirken Allah'ın hükümleri geçerli oluyor. Bu oyun ne? Bu tuzak ne? Bu rezalet ne? Buna kim mani oluyor? Namaz kılarken Allah'ın hükümleri hakim oluyor da ticaret yaparken niye Allah'ın hükümleri hakim oluyor? Mani ne buna? Buna kim yaptı bunu? Oruç tutarken Allah'ın hükümlerine riayet ediyorsunuz da düğün yaparken, hükümet kurarken,
niye Allah'ın hükmüne riayet edilmiyor? O da Allah'ın emri, bu da Allah'ın emri. Ha yok hocam sen anlamamışsın. Sen anlamamışsın. Laiklik diye bir şey var. Allah dünyaya karışmayacak. Allah devlete karışmayacak. Vay alçak vay. Sana kim koydu bu sınırı, kim çıkıyor? Sen kimsin ki bu sınırı düşünüyorsun? Allah dünyayı yaratacak, Allah kadını yaratacak ama Allah kadınlara karışmayacak. Vay zalimleri. Hem Allah yaratıcı olacak, hem de yarattığı kadına, erkeğe karışmayacak. Sen kime yutturuyorsun bunu ama yetmiş... Ya kendiler. Allah bunun yüzüne karışmayacak diyor. Hani Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun. Muazzam derecede şu kelimelere şahit olacaksınız. Allahu Rabbus semavati vel ard. Allah ne demek? Göklerin de Allah'ıdır. Siz söyleyin. Yerin de Allah'ıdır. Rabbus semavati. Göklerin Rabbidir Allah. Vel arz. Arzın da yerin de Allah'ıdır. Lillahi mülkü's semavati vel ard. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır. Yerin de mülkiyeti Allah'ındır. Diyor mu? Kur'an demiyor mu? Diyor. Ama laikçiler ne diyor? Allah yeryüzüne karışmasın diyor. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın değildir diyor. Ya bunu, bunu söyleyenler vallahi kafir olur. Billahi kafir olur. Tallahi müşrik olur. Bakın müşrik. İki tane Allah kabul etmiş laikçiler. Bir göklerin Allah'ı, bir yerin Allah'ı. Göklerin Allah'ı Allah olsun, yeryüzüne Allah karışmasın, yeryüzünün Allah'ı da biz olalım demişler. Vallahi böyle yani. Hakimiyet Allah'ın olmasın yeryüzünde.